Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 2 şiş, 1-2 yaş aralığındaki bebek ve çocuklar için yapraklı patik modeli anlatacağım. Hem çok kolay hem çok güzel. Tabanını dikişsiz bir şekilde yapacağız. Daha önce büyükler için örmüştüm, bugün de küçükler için yapacağım inşallah. Evet, 1-2 yaş aralığındaki çocuklarımız için 35 ilmek atarak başlayacağım arkadaşlar. Siz daha küçük yapmak isterseniz yorum kısmına yazın, yardımcı olurum inşallah. İp olarak patik ipi kullanacağım, şiş olarak ise 3 numara örgü şişi kullanacağım. Yani 2 şiş kullanarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. Evet, ipimi ikiye katladım. Tek sayı 35 tane ilmeğimizi atalım. Hadi bakalım, başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 35 ilmeğimizi atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet, 35 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirdim. Haroşa öreceğiz. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Siz ters olarak örüyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Evet, haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Bakın, ön yüzde bir sıra haroşam oluştu bile. Çevirdim. İpi kendime doğru alıp ilk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve haroşa örgüme devam ediyorum. Evet, bu şekilde haroşa öreceğiz. 3 sıra haroşa görüntüsü olana kadar örelim. Birinci sırayı ördük, gördüğünüz gibi. 3 sıra olana kadar örelim, sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 3 sıra haroşa olana kadar ördüm. Şimdi bağcık iliği yapacağız arkadaşlar. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisine bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisine bir örüyorum. Bir doluyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisine bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Öncesinde bir doladım. Kalan 2 ilmeğimi de tek örüyorum. Evet, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 34, 35 tane ilmeğim var yine. Çevirdim. 3 sıra haroşa olacak şekilde yine öreceğiz. Arka yüzden de haroşa örerek ilerliyorum. İliklerimizi yaptık, gördüğünüz gibi. Evet, 3 sıraya tamamlayalım haroşalarımızı. Evet, bakın, bu delikli kısımdan sonra 3 sıra olacak şekilde ördüm. Şimdi artık yaprak desenine başlayacağız. Bunun artırmasını yapacağız. Şöyle ortada 5 ilmek, farklı sayılarda başladıysanız ortada 5 ilmek kalacak şekilde ayarlayın. Yan taraftan 3, 6, 9, 12, 15. Sol taraftan da 3, 6, 9, 12, 15 ilmek ayırınca benim ortada 5 ilmeğim kalıyor. Evet, ben işaretleyici yerleştiriyorum. Siz yerleştirmeyebilirsiniz çünkü sayarak da yapacağız. Ama böyle, eğer ki yeni öğreniyorsanız işaretleyici yerleştirirseniz daha rahat örersiniz, karıştırmazsınız. Evet, 15 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Beş ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime alıyorum. Burada bir tane doladım. Yaprak desenine başlıyoruz. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir ters örüyorum. İki yaprak arasında bir tersim var. Üç yaprak olacak. Bir ters ördüm.
Şimdi bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, bir ters örüyorum. Bir doladım, bir düz. Bir doladım, işaretleyicimi sağ şişime alıyorum. Ve haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Sıramızı tamamlayalım. Evet, haroşa örerek sırayı tamamladım. Birinci artırma sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Haroşaları haroşa, tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. 15 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, 15 ilmek haroşayı ördükten sonra işaretleyicimi sağ şişime aldım. Burada artırdığım ilmek ters. Ortadaki ilmek ters. Ön yüzde düz örmüştük. Artırdığım ilmek ters. Yani yapraklarımızı önden düz, arka yüzden de ters olarak öreceğiz. Arada bir ilmek ters örmüştük. Onu arka yüzde düz olarak örüyorum. 3 tersten sonra bir düz ördüm. Artırdığım ilmek, diğer ilmek ve diğer artırdığım ilmek. Üçünü de sırayla ters ördüm. 3 ters, bir düz. 3 tane ters. 1, 2, 3. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Kalan 15 ilmeğimi haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, arka yüzden sırayı tamamladık, çevirdik. Ön yüzde ikinci artırma sırasındayız. 15 ilmek haroşamı örüyorum. Şöyle hızlıca öreyim. Beş ilmek haroşamı ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime alıyorum. Burada bir alttaki artırdığım ilmek, onu düz örüyorum. Bir düz ördük. Bir tane doladık. Bir düz ördük. Bir tane doladık, bir düz ördük. Evet, yaprak ilmeklerim 5 tane oldu artırdığımız ilmeklerle birlikte. Burada bir ters ilmeğim var, ters örüyorum. Diğer yaprak desenine geçtim. Bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz. İkinci yaprak desenimde yaptım. Burada bir ters ilmeğim var, ters örüyorum. Yine bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz. İşaretleyicimi sağ şişime alıyorum. Kalan 15 ilmeğimi haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, haroşa örerek sırayı tamamladım. İkinci artırma sırasını tamamladım. Çevirdim arka yüzde. 15 ilmeğimi haroşa örerek ilerliyorum. Evet, 15 ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Burada ters örüyorum. Bakın, bir yaprağımı bir, iki artırdığım ilmek, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. Burada bir düz ilmeğim var, düz örüyorum. Diğer yaprağımı da ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir düz ilmeğim var, düz örüyorum. 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. İşaretleyicimi sağ şişime alıyorum. Kalan 15 ilmeğimi haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, arka yüzü tamamladım, çevirdim. Ön yüzde 3. artırma sırasındayım. Yine 15 ilmek haroşamı örüyorum. Beş ilmek haroşamı ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. İki tane düz örüyorum. Bakın. Bir, iki. Ortadaki sabit ilmeğim. Öncesinde bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım.
Kalan iki düzümü de örüyorum. 7 tane ilmek oldu yaprak. Bir ters, 2 tane düz örüyorum. Ortadaki sabit ilmek. Öncesinde bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. 2 tane düz. 2 yaprak arasında bir ters ilmeğim var, ters örüyorum. 2 düz, bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, 2 tane düz. İşaretleyicim sağ şişimi alıyorum. Kalan 15 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine hiçbir işlem yok. Haroşaları haroşa, tersleri ters. Düzleri düz öreceğiz. Yine 15 ilmek haroşamı örüyorum. İlk defa yapacak olanlar için detaylı gösteriyorum. Eminim çoğunuz anlarsınız. Evet, 15 ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime alıyorum. Yaprağımı ters örüyorum. Yaprak ilmeklerim 7 tane olmuştu. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir tane düz ilmeğim var. Düz örüyorum. 7 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane düz, 7 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. Kalan 15 ilmeğimi haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, arka yüzü tamamladık, çevirdik. Ön yüzde 4. artırma sırası. Son artırma sırası arkadaşlar. 15 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, 15 ilmek haroşamı ördüm. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. 3 tane düz. 1, 2, 3. 9 ilmek oldu yaprak ilmeklerim. Bir ters, 3 tane düz. 1, 2, 3. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. 3 tane düz. 1, 2, 3. Bir ters, 3 tane düz. 1, 2, 3. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. 3 tane düz. 1, 2, 3. İşaretleyicim sağ şişimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladık, çevirdik. Arka yüzde yine haroşalar haroşa, tersler ters, düzler de düz olarak örülecek. Şöyle hızlıca 15 ilmeğimi örüyorum. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. 9 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane düz, 9 tane ters. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir düz, 9 tane ters. Altı, yedi, sekiz, dokuz. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Kalan 15 ilmeğimi haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, sırayı tamamladık, çevirdik. Ön yüzdeyik. Yaprakları açtık arkadaşlar. 4 sıra. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4 sıra artırma yaptık. Şimdi yapraklarımızı kapatacağız arkadaşlar. Yapraklarımızı kapatmak için
15 ilmek haroşamı önce örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İşaretleyicimi sağ şişmalı. Burada yapraklarımı kapatacağım, yani eksilterek kapatacağım. O yüzden ilmek sayısı dengelensin diye burada çapraz şekilde gizli bir artırma yapacağım. Delik oluşmasını istemiyorum. Şöyle çapraz şekilde sağ şişime doladım. Bir tane artırma yaptım. Şimdi karşımda iki düz ilmeğim var. İkisini bir düz olarak örüyorum. Düz örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane düz ördüm. Karşımda 2 düz ilmeğim var. Son 2 düz ilmek. Yaprağın son 2 düz ilmeği. İlkini örmeden aldım. İkincisinin yönünü çevirip şöyle geri sol şişime aktardım. Sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Yaprağın hem baştaki 2 düz ilmeğini eksilttik, hem de sondaki 2 düz ilmeğini birlikte ördük. Burada da eksiltme yaptığım için çapraz şekilde bir tane artırma yapıyorum. Burada bir ters ilmeğim var. Artık onun haroşa olmasını istiyorum. O yüzden düz olarak örüyorum. Haroşa örüyorum. Ve yine burada da yaprağın öncesinde çapraz şekilde bir artırma yaptım. Karşımda iki düz ilmek var. İkisini bir düz olarak örüyorum. Düz örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. Son 2 düz ilmeğim kaldı. İkincisinin yönünü çevirip sonra sol şişime geçirip sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Yine burada eksiltme yaptığım için bir tane artırma yapıyorum. Çapraz şekilde artırma yaptım. Ortada bir ters ilmeğim var. Onu haroşaya çeviriyorum. Haroşa ördüm. Burada yaprağın öncesinde bir tane yine çapraz şekilde artırma yapıyorum. İlmek sayı dengelensin diye sayısı. Sıradaki iki düz ilmeğin ikisini bir örüyorum. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki iki düz ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Yapraktan sonra eksiltme yaptığım için bir tane artırma yapıyorum. İşaretleyicimi şişime aldım ve haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzeyim. 15 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, 15 ilmek haroşamı ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Ön yüzde burada çapraz şekilde artırma yapmıştık. Bakın karşımda o ilmek var. Onu da haroşa olarak örüyorum. Haroşalarım yapraktan önce 16 ilmek oldu. Yaprağın arkasını arka yüzden ters olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters ördüm. Bir alttaki artırdığım ilmek, yani ön yüzde artırdığım ilmek var karşımda. Onu haroşa örüyorum. 1, 2, 3 ilmek haroşa ördüm. 7 ilmek ters. Yaprağın arkası ters olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters. 3 ilmek haroşa. 1, 2, 3. 7 ilmek ters. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 ilmek, bakın bir alttaki, yani ön yüzdeki artırdığım ilmek çapraz şekilde, onu da haroşa örüyorum. Kalan 15 ilmeğimi de haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Burada da 16 haroşa oldu. Evet, sıramı tamamladım arka yüzden. Çevirdim, ön yüzdeyiz. Evet. Artık işaretleyicimi çıkarmak istiyorum. Çünkü haroşalarım artıyor arkadaşlar. 16 ilmek haroşamız var. Yapraktan önceki ilmekler.
haroşa olarak örülecek. Evet, 15 ilmek haroşa ördüm. İşaret ilmeğimi çıkartıyorum artık. 16. ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Yaprağın öncesindeyiz. Yaprağı yine kapatmaya devam ediyoruz. O yüzden çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. Haroşalarım 17 tane oldu. Evet, sıradaki iki düz ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. 3 tane tek düz örüyorum. 1, 2, 3. Son iki düz ilmeğim kaldı. Yine ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Yaprak ilmeklerimde 5 tane kaldı. Evet, burada eksiltme yaptığım için bir tane çapraz şekilde artırmamı yaptım. 3 tane haroşam var. Haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane çapraz şekilde artırma yaptım. Yaprağım var karşımda. İlk ikisini düz olarak ördüm. 3 düz daha örüyorum. 1, 2, 3. Sıradaki iki düz ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. 3 tane haroşa. 1, 2, 3. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Sıradaki iki düz ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. 3 tane düz. 1, 2, 3. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Çapraz şekilde artırma yaptım. Kalan 16 ilmek haroşamı örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Haroşa ilmek sayısı 17 tane oldu. 17 ilmek haroşamı örüyorum. Yani çapraz şekilde artırdığımız ilmeği görene kadar haroşa örüyoruz. O çapraz şekilde artırdığım ilmeği de haroşa olarak ördüm. Yaprak ilmeklerim 1, ters örüyorum. 2, 3, 4, 5 tane oldu. 5 tane ters ördüm. 5 tane haroşa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ters yaprak ilmeklerim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane haroşa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5. Kalan 17 ilmeğimi de haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden sırayı tamamladım, çevirdim, ön yüzdeyim. 17 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmek haroşamı ördükten sonra çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğin 2 düz ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Bir düz ördüm. Yaprak için 2 düz ilmeğim kaldı. İkincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bakın 3 ilmeğimiz kaldı yaprakta. Burada çapraz şekilde bir artırma yaptım. 5 ilmek haroşa. 1 2, 3, 4, 5. Yapraktan önce yine bir çapraz şekilde artırma yaptım. Sıradaki iki düz ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir düz. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Çapraz şekilde bir artırma yaptım. 5 ilmek haroşa. 1, 2, 3, 4, 5. Çapraz şekilde artırma yaptım. Sıradaki iki düz ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm.
Bir düz. Sıradaki iki düz ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Çapraz şekilde bir artırma yaptım. Kalan 17 ilmek haroşamı örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim, arka yüzdeyim. Buradaki haroşa ilmek sayısı 18 oldu. 18 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, 18. ilmeğimde bakın ön yüzde artırdığım çapraz şekilde duran ilmeği. Onu da ördüm. Yaprağım için 3 tane ters ilmeğim var. Karşımda 3 ters örüyorum. 1, 2, 3. 7 tane haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 tane ters. 7 ilmek haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 ters. Kalan ilmeklerimi haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, arka yüzden sırayı tamamladım, çevirdim, ön yüzdeyim. Yapraklarımız sadece 3 ilmeği kaldı arkadaşlar. Yaprakların bu sırada yapraklarımızı tamamen kapatacağız. Evet, haroşalarımı örüyorum. 18 mi 19 mu unuttum. Şöyle sayarak gideyim. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet, 18 tane ördüm. Şöyle artırmayı unutmuş olabilir miyim? Şu taraftan da sayacağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Evet, doğru. Burada yapraktan önce yine yaprağı eksilteceğim için, kapatacağım için bir tane çapraz şekilde artırmamı yaptım. İlk ilmeği bakın. 3 tane düz ilmek var. İlkini örmeden sağ şişimi aldım. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip tekrar sol şişime geçiriyorum. Bu ikisini sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. O örmeden aldığım ilmeği şöyle genişletip bu ilmeğin önüne bırakıyorum. Yani 3 ilmeğin üçünü bir örmüş olduk. Yaprağımızı bu şekilde tamamen kapattık. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Haroşa örerek ilerliyorum. 1 7 tane 2 3 4 5 6 7. Yine yapraktan önce çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. 3 düz ilmeğim var. İlkini örmeden alıyorum. Şimdi karşımda 2 düz ilmek var. İkincisinin yönünü çevirip sol şişime geçiriyorum ve sağa doğru ikisini bir örüyorum. O örmeden aldığım ilmek sağ şişimde onu sol şişimle genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. 3 ilmeği teke düşürdük. Yine çapraz şekilde artırmamı yaptım. 7 ilmek haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. 3 düz ilmeğim var. 2'ni örmeden aldım. Diğer ikincisinin 2 tane var. İkincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Örmeden aldığım ilmeği sol şişimle genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Çapraz şekilde artırma yapıyorum. Ve haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim. Arka yüzdeyiz. Artık desenimiz bitti arkadaşlar. Yaprak desenimiz bitti. Bütün ilmeklerimizi haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Şöyle hızlıca öreyim. Yaprağın üzerinde öreceğim çünkü. Evet, bakın.
haroşa. Artık yaprakta bir ilmek kaldı. Onları da haroşa olarak örüyorum. Evet, dediğim gibi haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Şöyle göstereyim, bakın yapraktan sonra bir sıra haroşam oluştu bile. Evet, 3 sıra haroşa olacak şekilde örelim arkadaşlar. Yani bu sıradan sonra 2 sıra daha haroşa örelim. Sonra taban kısmına geçeceğiz. Evet, toplamda 3 sıra örüp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi yapraktan sonra 3 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi tam ortada 9 ilmek ayarlayacağız. Taban kısmı 9 ilmek olacak. Benim toplamda 59 tane ilmeğim var. Ortada 9 ilmek ayarlayınca yanlarda 25 ilmek kalıyor. Siz de o şekilde ayarlarsınız. Şimdi sayıyorum sağ taraftan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 ve 26. ilmek arasına işaretleyici koyuyorum. Siz saydıktan sonra koymayabilirsiniz arkadaşlar işaretleyici. Ben detaylı olsun diye koyacağım. Size sayarak da söyleyeceğim. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25. 25 ve 26. ilmek arasına işaretleyici koyuyorum. Ortada bakın 3, 6, 9 ilmeğim kaldı. Şimdi baştaki 25 ilmek haroşamızı örelim. Sizinki sayısı farklıysa sağ taraftaki ilmeklerimizi örelim. Ben 25 ilmeğimi örüp döneceğim. Evet, 25 tane ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şöyle işaretleyicimi saçmalayayım. Şimdi 9 ilmeğimi öreceğim ama 1, 8 tanesini örelim arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesini ördüm. 9 ve şöyle işaretleyicimi çıkartıyorum artık. 9 ve 10. ilmek ikisini bir örüyorum. Yine haroşa örüyoruz arkadaşlar. Şöyle çevirdim. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum. İpimi arka tarafta gördüğünüz gibi örmeden sağ işimi alıyorum. Yine sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve şöyle işaretleyicimi çıkartayım. 9 ve 10. ilmek ikisini bir örüyorum. İkisini bir ördüm, çevirdim. İlk ilmeğimi bakın ipim arkada örmeden sağ işimi alıyorum. Ve yine haroşa örerek devam ediyorum. 2 şöyle bakın. Diğer ilmeklerim ayrık duruyor. Oradan da anlarsınız. Burada da ayrık duruyor. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. İkisini bir örüyorum. Sıranın sonunda 9 ve 10'u hep ikisini bir öreceğiz. Çevirdim. Çevirdikten sonra ilk ilmeğimizi örmeden sağ işimizi alıyoruz. İpimiz arkada olacak. Ve haroşa ördüğümüze devam ediyoruz. Saymanıza da gerek yok. Çünkü ayrık duruyor. Oradan da anlarsınız. Şimdi göstereceğim. Bakın 9. ilmeğim bu. 10. ilmeğim bu. Ayrık duruyor. Oradan anlayabilirsiniz. İkisini bir ördüm. Ve çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İkisini bir örüyorum. Taban kısmını bu şekilde yapıyoruz. Çevirdim. Ve yine haroşa örerek devam ediyorum. Dokuz ve on. İkisini bir örüyorum. Ve çeviriyorum. Sadece ortadaki 9 ilmeğimizi örüyoruz. Kenardakiler duruyor. 9 ve 10. ilmeğin ikisini bir örüyoruz. O şekilde yan taraftaki ilmekler azalıyor. 9 ve 10. İkisini bir ördüm. Ve çeviriyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. İlk ilmeğimizi mutlaka örmeden alacaksınız. 9 ve 10 ikisini bir öreceksiniz.
Bu kenarlarda hem sağda 4 ilmek hem solda 4 ilmek kalana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Bu şekilde devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi ben ördüm. Artık burada da son eksiltmemi yapıyorum. Son 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bu tarafta 4 ilmek. Sağ tarafta da 4 ilmeğim kaldı. Şöyle çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve haroşa örerek devam ediyorum. Dokuz ve on. İkisini bir örüyorum. İkisini bir ördüm, çevirdim. Burada ortadaki ilmeklerimizi de eksiltmeye başlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bakın, ortadaki 9 ilmekten İlkini örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, 8 ilmeğim kaldı ortada. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İkisini bir örüyorum. Ve çevirdim. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyoruz. Yine bir tane daha eksiltme yapmış oldum ortada. 7 tane ilmeğim kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İkisini bir örüyorum. Ve çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, bir ilmeğim daha eksildi. 6 ilmeğim kaldı. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İkisini bir örüyorum. Ve çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 5 ilmeğim kaldı. 3, 4, 5 ve 6. İkisini bir örüyorum. Bakın, bu tarafta bir ilmeğim kaldı. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 4 ilmeğim oldu ortada. 3, 4 ve 5. İkisini bir örüyorum. Çeviriyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ortada 3 ilmeğim kaldı. Bakın, 1, 2, 3 ve 4. İkisini bir ördüm. Sol tarafta ilmeğim kalmadı. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki şöyle ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Burada örüyorum. Sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir yine ördüm. Çevirdim. Tam 3 ilmeğim kaldı. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlk ilmeğimi genişletip sağ şişimin önüne bıraktım. Evet, bu şekilde bakın. Üçgen şeklinde kapatmış olduk. Şimdi ipimi biraz uzun bırakıp keseceğim. Çünkü bu arka kısmı dikeceğiz arkadaşlar. Arkada dikiş var. Şöyle makasımı alayım. Evet, makasımı aldım. Birazcık uzun bırakıp kesiyorum. İğnemi, ipimi geçiriyorum. Şöyle son ilmeğin içinden geçiyorum. Sıkılansın. Düz taraftan dikeceğim arkadaşlar. Şöyle şuradan geçiyorum. Şöyle şuraya batıyorum. Haroşa tellerini alarak dikeceğim. Bakın, buradaki haroşa telini aldım. Karşıdan da denk gelen haroşa telini alıyorum. Buradan ikinci sıra haroşa teli. Şuradan en uç kısımdakini alıyorum. Sol taraftan da ikinci sıra haroşa teli. Şöyle şimdi çektiriyorum. Bu şekilde. Karşılıklı denk gelecek şekilde haroşa tellerini alarak
İçelim. Evet, bakın. Bu şekilde yukarıya kadar dikelim. Sonra ipimizi sabitleyip fazlasını keseceğiz. Evet, bakın, diktim. Şöyle yukarıda iç kısmı aldım iğnemi. Şöyle içeriden. Şöyle biraz sabitleyip düğüm atıyorum. Şöyle biraz daha ilerleyip tam daha düğüm atacağım, iyice garanti olsun. Şöyle saklıyorum. Ve fazlasını kesiyorum. Evet, bu ilk başladığımız ipimizi de içeri alayım. İçeriden bir zincir çekiyorum ki dışarıya çıkmasın. Sonra biraz yürütüp fazlasını kesiyorum. Evet, şöyle az kaldı. Bağcığını yapalım arkadaşlar. Bağcığı için şöyle 2 metreden bir karış ya da bir iki karış eksik ipimizi keselim. Ben de kesip döneceğim. Evet, 2 metreden şöyle bir karıştan biraz eksik ipimi kestim ve ikiye katladım. Şöyle bir tarafını bakın burada bırakıyorum. Şöyle dursun. İki ucu birleştirdik. Bu şekilde iyice büküyorum arkadaşlar. Bu şekilde iyice bükelim. Ben de büküp döneceğim. Evet, bakın iyice büktüm. Gördüğünüz gibi şöyle patiğimde manken ayağıma giydirdim. Şöyle. Şimdi iki ucu birleştiriyorum. Bakın bu şekilde iki ucu birleştirelim. Eminim çoğunuz da biliyorsunuzdur. Öyle yapmak istemiyorsanız zincir de çekebilirsiniz. Şöyle bu şekilde dengeliyorum. Buraya düğüm atıyorum. Diğer uca düğüm atmadan şöyle tığ yardımıyla ya da çengelli iğne yardımıyla patiğinize geçirebilirsiniz. Sağ ayak olduğunu belli olmasını istiyorsanız sağ taraftan, sol ayak olmasını istiyorsanız sol taraftan başlarsınız. Dilerseniz bu ortada da olabilir ama yaprağı görünsün diye ben şöyle şuradan yapacağım, bakın. Şöyle şuradan başlayayım. Bu şekilde bir alt bir üst yaparak boşluklardan geçiriyorum. Evet, tamamen geçirip döneceğim. Evet, geçirdim. Gördüğünüz gibi burada bir defa düğüm atıp bağcık şeklini veriyorum. Kurdali şeklini. Şöyle. Böyle. Çok hoş, çok güzel oldu. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil de ileride örmek istiyorum derseniz, şöyle şurayı düzelteyim. Kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz arkadaşlar. Böyle. Tabana dikişsiz, ayağı rahatsız etmez. Arka tarafta da dikişi hiç belli olmuyor gördüğünüz gibi. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.